Evet, sevgili halkı merhaba. Şahıs ve ailesinin trolleri geldiniz mi? Size de merhaba. Bugün saray tarafından bana özel olarak atanan trolleri ve Türkiye genelinde kurulan devasa troll ağını anlatmak için sizleri davet ettim. Biliyorsunuz, bu sarayın şatafatını devam ettirmek için beslediği yapılar var. Milletin mutfağı faturalardan kırılırken devasa bir troll ağı hazineden çalınan paralarla besleniyor. Anladınız mı şimdi? Bir imza ile, evet bir tek imza ile neden 6 milyar lira beşli çeteden birine aktarılıyor? Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. Finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Sizin paranızı önce hazineye alıyorlar, sonra bunları aktarıyorlar. Ama yetmiyor artık hazine. Onun için sizlere döndüler. Vergi üstüne vergi, zam üstüne zam, faturayı yine size çıkarıyorlar. Çünkü yeniden götürmek üzere hazineye para aktarmaları gerekiyor. Islak imzalarla. Ben de bu troll ağının deşifre edilmesi için araştırmacılardan yardım istedim. Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal bir troll ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor bu trolleri. Hepsi elimize. Ama ben bana atanmış trollerime özel bir teşekkürü borç bilirim. Müthiş bir iş çıkarmışlar. Son 6 ayda beni etiketleyen 700 binden fazla, evet 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler. Bu sarayın her şeyi sahte, her şeyi illegal. Devleti suça alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar. Mobese ile her hareketimizi takip ediyorlar. Dijitalde de bir troll ordusu ile karalamalar yapıyorlar. Sarayın tüm meşgalesi bu. Halkımız ise sefalet içinde. Durun, bir ikisini anlatayım. Nevzat Kanlı ya da Kanlı Nevzat 35. Öyle mi diyeyim? Neyse, diğer namı Son Layık Bükücü. Nevzat Kanlı benim dijital sapığım gibi bir şey. Ne yazsam, ne tweet atsam, nerede konuşmam yayınlansa bu sapığı hemen altına küfürleri döşeniyor. Çünkü söyleyeceği karşı bir fikir, bir görüş yok. İşi gücü deliler gibi küfretmek. Aslında bu ağlar iç içe geçmiş durumda. Nevzat Kanlı bir iç ağ, ona bağlanmış troller var. Onun sinyaliyle bu troller devreye girip onun küfürlerini paylaşıp duruyorlar. Mesela son 3-4 ay içinde Nevzat Kanlı bana yaklaşık 4000 kez küfretmiş. Günde ortalama 40 küfür eder. Sanmayın ki Nevzat Kanlı bir robot. Sizin gibi gerçek bir kişi. Sarayın taşıyıcı trollerinden biri. Gerçi bu aralar hesabı askıda. Ama biz biliyoruz onun ne yaptığını. Bu arada Nevzat Kanlı gibi 10 civarında taşıyıcı troll daha var. Bunların altında ise yeni örgütlenmiş, sinyal bekleyen başka troller de var. Sayıları 10 binleri buluyor bunların. Tıpkı bir ordu gibi. Mesela Trakyalı diye bir diğer troll başı. Günde beni hedef alan 30 tweet atıyor. Günde 30 küfür. Bu troller vallahi de billahi de harcanıyor. Bunların yeri Guinness Rekorlar Kitabı. Erdoğan, sen bunların sigortasını yapıyor musun? Bir ıslak imzana bakar. Seversin sen ıslak imzayı. Sonra Servet K, rakamları uzun diye bir troll başı daha var. Bakın bu trollüm de son 3-4 ayda 3315 tweet yazmış. Evladım, sen de harcanıyorsun buralarda. Sabri Kontek,
Jabar Recep 8. Sizleri de biliyorum. Ve tabii sizin lider ekibinizi de. The Marginal. Medya adamı. Anladınız değil mi beni? Mesela bir tanesi demiş ki, çok affedersiniz. Lan Kemal, sen bir sonraki seçimi kazan, ben de donla gezeceğim. Bak, ben bunu söz olarak kabul ediyorum. Evladım, öyle sahte isimlerin arkasına gizlenerek kendini kurtaramazsın. Hepinizi biliyoruz. Sevgili halkım, bunların işleyişleri çok basit. Troll başları ve yazılımlarıyla bir hashtag açıyorlar. Ve sürülerine talimat veriyorlar. Saldırın diye. Hepsi fake. Hashtagler. Hepsi bot hesapların marifeti. Dilleri de çok tanıdık. Ağababalarının dili. Kılavuzları camide dil kopartıyor. Bunlar da dijitalde. Sevgili troller, size bir tavsiye. Verdikleri 3-5 kuruşa kanmayın. Gün gelir bunların sonuçları çok ağır olur. Sevgili baş algıcı, asıl sözüm sana. Çoluğu çocuğu bu algı işlerine, bu pisliklerine niye alet ediyorsun? Teşkilatlarını küfür merkezlerine dönüştürmüşsün. Utanmıyor musun? Onların başını yakma. Otur kendin yaz tweetlerini. Ya da topla cesaretini, çık karşıma. Sen zaten küfür etsen kimse şaşırmaz. Merak etme. Bugünün hashtag'i de benden olsun sevgili halkım. Sarayın trolleri ifşa oldu. Bunun altına yazarsınız ya da boş verin. Etiket falan da yazmayın. Hadi eyvallah. Evet, Kılıçdaroğlu etiketinde duyurdu videonun sonunda sarayın trolleri ifşa oldu diye. İzleyicilerimiz de yakından ilgileniyor sayın seyirciler bu konuyla. Nilay Hanım demiş ki, Gökmen Bey, sanal ortamda kişisel olarak hakaret ediliyor ve bunu hep yapıyorlar. Bizim verdiğimiz vergilerin, paraların nereye gittiğini biliyoruz demiş. Ondan sonra Serhan Beylemir demiş ki, sarayın trolleri deşifre oldu, Yelizler deşifre oldu demiş. Ayla Demir diyor ki, devran dönecek ve bu troller elbet hukuk önünde hesap verecekler. Benden giden her kuruşu haram ediyorum demiş. Ondan sonra bir izleyicimiz diyor ki, bizim vergilerimizden yapılmayan ne kaldı Allah aşkına diyor. Bizim vergilerimizden yapılmayan ne kaldı diyor. Yine Twitter'da Haber Aktif'ten bize mesaj gönderen izleyicilerimiz arasında şöyle bir paylaşımda bulunanlar var. Hikmet Koşar diyor ki, ülkede şu son haftada yaşananlara bakın diyor ya. Yeri geldiğinde dil koparmayı görev sayanlar, gece yarısı bir atasözünün üstüne alındı diye bir anneyi evladından ayıranlar, küçücük çocuğa bu sözleri söyletirken gülenler, buna her şey mübah, organize bir kötülükle, organize bir suç örgütüyle karşı karşıyayız demiş. Murat İhsan da videoyla ilgili bir detayı bize hatırlatıyor. Diyor ki, Kemal Bey bir de diyor ıslak imza üzerine de çok vurgu yaptı diyor. Yani sen ıslak imzayı seversin tarzındaki bir cümlesi de var. Evet, lütfen yazın Twitter'da Haber Aktif adresinden sorularınızı, görüşlerinizi bize iletin. Bir Fikret abiye gideyim, ondan sonra da Salim Bey'in yorumunu alacağım. Salim Şen bize bir şey hatırlattı. Yani bu bağlamla ilgili bir husus var. Bu konuştuğumuz bağlam. Yakın zamanda bir internet yayınında, ipucu vereyim, Özışık var işin içinde. İşin içinde Özışık var. Orada nasıl bir ifade kullanılmıştı, onu da bununla bağlantılı çünkü birazdan anlatalım. Salim Bey anlatacak. Fikret abi, ne diyorsunuz? Trollerle ilgili bir video bekliyoruz demiştik ve geldi. Videoda en çok dikkatinizi ne çekti? Kılıçdaroğlu sizce en çok hangi mesajların altını çizdi? Evet Gökmen, tahmin ettiğimiz gibi trollerle ilgili bir açıklama yaptı ve onların maaşlı insanlar olduğunu, para alan insanlar olduğunu söyledi. Troll çiftliği kurmak suç gerçekten. Bir kere bu boyutunu bir yere kaydetmek lazım ve eğer CHP dava haline getirirse ve normal bir yargılama olursa bunun önemli sonuçları olur. Şimdi bürokrasiye yaptığı gibi Sayın Kılıçdaroğlu, bürokratlara yaptığı gibi trollere de aklınızı başınıza alın uyarısında bulundu. Hepinizi biliyoruz. Ne iş yaptığınızı da biliyoruz. İktidar değişikliğinde bunun ağır sonuçları olur dedi. Bu da çok ciddi bir uyarıdır bence trollere. Tıpkı bürokratlara yaptığı gibi, bu suça ortak olmayın, yarın iktidar değişecek dediği gibi trolleri de etkileyecek bir olay. Tabii çok önemli tarafı böyle bir mekanizmayı deşifre etmiş olması Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ayrıca bu ıslak imza vurgusu da bence Sayın Cumhurbaşkanı'na dönük bir mesaj.
O ben imza atmam dedi ya bugün, demin söylemiştim. Büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı imzasını taşıyan bir belge de yakında açıklanacak mesajı aldım ben buradan. Ve tabii şunu kamuoyu açısından söylemek lazım. Yani iktidarın nasıl propaganda yaptığını, nasıl bir propaganda aygıtı oluşturduğunu ve bunu nasıl finanse ettiğini, dolayısıyla bu aygıttan gelen mesajların veya diğer yorumların halk tarafından dikkate alınmaması gerektiğini açıklamış oldu. Yani iktidara olan güvensizliği bir başka alanda yine güvensizlik olarak algılanmasını sağlayacak bir çıkış bence. Ve bu kez şu dikkatimi çekti. Sayın Kılıçdaroğlu biraz daha farklı, çok daha samimi, çok daha halkın içinden bir üslup kullandı. Hadi eyvallah diyerek veya doğrudan bu trollere hitap ederken evladım demesi gibi. Yani yeni siyasi iletişim açısından Kılıçdaroğlu yeni bir yöntem deniyor ve bunun başarılı olduğu kanaatindeyim. Ben önceden halkın dikkatini çekiyor, şu saatte önemli bir açıklama yapacağım diyor ve gerçekten de o saatte önemli bir açıklama yapıyor. Bunun sosyal medya üzerinden çok hızlı yayıldığına tanık oluyoruz. Bence etkileyici ve sonuç alıcı bir yöntem kullanıyor ve tekrar edeyim, bu troll işine girmeyin diyor ve girenlerin de bunun ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kalacakları uyarısında bulunuyor Gökmen. Peki. Barış, bu arada şeyi de kontrol ediversen, hani o etiket hashtag nasıl, ne ölçüde dolaşıma girmiş durumda ya da trollerle ilgili trend topiklere giren bir şey şu var mı diye. Türkiye'nin gündeminde Twitter'da bir numarada sarayın trolleri ifşa oldu var. Yani Kemal Bey'in videonun sonunda duyurduğu etiket şu an Twitter'da bir numarada. Bir numara. Evet. Sarayın trolleri ifşa oldu. Peki. Şimdi o videoyu hazırlayabildik mi? Bu konuyla ilgili bir başka video. Tamam. Salim Bey, o videoyu mu girelim? Ondan önce bir takım şey şeyler söyleyeyim. Oraya tamam. Atayım onu. Hazır yani, haberiniz tabii, olsun. Tabii tabii. Ya şimdi öyle bir yöntem izliyorlar ki bu daha önce işbirliği içerisinde oldukları uzunca bir süre zaten işte adeta bu devletin yapısını değiştirdikleri FETÖ ile yürüdükleri yollarda FETÖ taktiklerini o kadar iyi öğrenmişler, o kadar iyi benimsemişler ki aynı şeyi uyguluyorlar. Bu troller üzerinden yani bir algı zaten yaratmak amacıyla iki şekilde yürüyorlar. Bir tanesi İşte böyle hedefe koydukları kişileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, milletvekillerini yani siyaset yapan, bir şeyler söyleyen kişileri bu yaptıklarında hafifletmek, korkutmak, sindirmek, değersizleştirmek, orada o alanı daraltmak için yoğun bir kampanyayla, yoğun bir baskıyla işte küfür, o bu hakaret her şeyi kullanarak saldırıyorlar. Sayıları 15-20 bini bulan, hakikaten de bunlar maaşlı troller, beslenen kişiler, nereden aldıkları hususunda benim kanaatim ve yaptığım çalışmalardan edindiğim intiba, işte bu yolsuzluklar üzerinden yani o rant paylaşımlarında oluşmuş kamu kaynaklarının hani o bir yere akıtılışı var ya, işte 6 milyar o ihaleden, şurayı uzattım, şuraya işte sen şu fiyatı ver, oradan evet, oluşturulan değerlerle edinilmiş bir havuzdan karşılanıyor. Yani bu aslında üstüne gittiğinizde ne bunun muhasebesini, ne bunun kaydını, ne bir kaynağını bulamayacak durumdasınız. Her şey örtülü bir şeyde. Ve iktidar bunu yoğun bir şekilde kullanıyor. Birincisi dediğim gibi bu muhalif alanı etkisizleştirmek için, ama ikincisi hedefe koyduğu kişileri, hedefe koyduğu birilerini bir operasyona doğru götürmek için önden bir algı ve zemin yaratmak için kullanıyor. Şimdi bunun için ne yapıyor? İşte bu troller başlıyorlar saldırıya. Böyle bir algı yaratma başlıyor. Arkasından bu ikinci aşamada medya devreye giriyor, havuz medyası. O medya bunu hazırlıyor. Hazırladıktan sonra partiye atıyor. Partide bu pişiriliyor. Parti temsilcileri şunla bununla pişiriliyor. Pişirildikten sonra lidere pas atılıyor. Lider burada efendim hedefe hazır hale getirip talimat veriyor. Arkasından devreye giren yargı işi bitiriyor. Ya en son hatırlayın, Sezen Aksu, Sedef Kabaş daha 10 gün önce AKP MYK'sında değil mi bu konu gündeme geldi. Efendim her ikisine karşı ne kadar tweet atıldı? Kaç bin tweetle bunların gündeme getirildiği tartışıldı. Briefing verildi.
Cumhurbaşkanı'na. Ve Erdoğan orada ne dedi? Evet dedi ya, bunları yapın. Ya bunları bana bırakmayın bu işleri. Yani şöyle. Ben söylemeyeyim. Hürriyet'in kulis haberine göre, orada şu tür görüşler dile getiriliyor. Ya bu iyi olmadı. Sezen Aksu zamanında bize böyle böyle destek çıkmıştı vesaire vesaire. Bu eleştiriler karşısında Erdoğan da şunu söylediği öne sürülüyor. O zaman bana bırakmayın kardeşim bu işleri. Ama o zaman burada bırakmayın bu işleri. Gökmen Bey, iki boyut var. Sedef Kabaş açısından bunu teşvik ediyor. Tabii, orada bir sıkıntı görmüyorlar. Orada diyorlar zaten. Hı-hı. 700 bin şu oldu, 300 hatta bin şöyle. Hatta gündem yakalamada güzel, evet, güzel tabii, bir gündem yakaladık. Çok iyi yakaladık gündemi. Devam edelim diyor tabii burada. Devam edelim diyor. İşte bu zaten troller bu briefingi veriyor. Troller üzerinden. Liderden sonra ve bir aşama daha var. Gece yarısı pijamasını çıkartıp pantolonunu giyen savcıların soruşturmaları. Evet. Evet. Şimdi olay 6 gün sonra oluyor. Bakın Sedef burada Kabaş bunu söyledikten 6 gün sonra gündeme geliyor. Tabii, yani tabii. Tasarlanıyor bir şekilde. İşte sıcağı sıcağına bir şey de yok tabii yani. Yok, hayır. Yapılır, İşte troller şey devreye giriyor, ısıtılıyor, pişiriliyor. Bu medyaya atılıyor. Medya 7 gün sonra bunu başlıyor kaynatmaya. Sonra parti devreye giriyor demin söylediğim gibi. İşte parti temsilcileri şunlar bunlar. Vay efendim yüksek perdeden bu nasıl olur, şudur budur diye kamuoyu hazırlanıyor. En son Erdoğan devreye girip talimat veriyor, yargı işi bitiriyor. Yani bunu sistem böyle işliyor. Nitekim bakın yani. Nitekim bunun böyle işlediği bizim yorumumuz değil. Bizim yorumumuz değil. Açık kaynaklardan bir iki gazeteci kardeşin YouTube üzerinden yaptığı herkese açık yayında bir baş troll alenen bu sistemin nasıl işlediğini ve bu yolla, bakın bu yolla yargının üzerinde nasıl bir tahakküm kurularak yargının, yanılmıyorsam Osman Kavala'ydı. Osman Kavala hakkında bir bakalım. İşte hayır. Özetleyeyim verelim hemen. Doğru videoyu inşallah hazırlamışız. Bir bakalım önce bir video. Tahliye ondan sonra kararı devam edelim. Verildikten devam sonra edelim. Neler yaşandığını evet. Birinci yani, elden itiraf ediyor. Salim Bey şunu söylüyor. Bu arada seni rahatlatayım. Ne oldu? Çok rahatlayacaksın. En son yargı kararında troll demek suç değil. Tamam. Olsun. Onu söyleyeyim. Hayır.